Burcun gelince kimse hatasını yüzüne vurmasın. Ben konuşacağım onunla. Başkası konuşmaz. Mustafa Ali, o da mı konuşmayacak? O konuşursa ben de konuşurum. Yok Mustafa Ali'ye karışmam. O kocası istediği gibi konuşur, kimseyi de ilgilendirmez. Ben babacığım, 5 dakika sizin icazetinize ihtiyaç duyduğum hususi bir konu var. Estağfurullah oğlum. Buyur gel. Yani çok elzem değil ama isterseniz siz de bulunabilirsiniz. Ha isteriz, isteriz. Aklım başka yerde ama senin için önemliyse gelirim tabii. Babacığım, muhtar haber yollamış. Bu akşam Dudu'yu istemeye teşrifte bulunacaklarmış. Tam da bugünü mü bulmuşlar gelmek için? Gelinin gittiği sırada. Hiçbirimizin misafir karşılayacak hali yok. Hele şu gelin gelsin bir evi hale yola koyalım. Baba sonuçta Duru istenmeyecek ki, Dudu istenecek. Bizim çekirdek aile gerginliğimiz o konuyu etkilemez. Aklın yolu bir. Ben de aynısını düşünüyordum abi. Seyfettin, sonuçta büyük dayı sensin. Sen ne diyorsun? Vallahi baba açık söyleyeyim. Bu Şakir'e değil yeğenimi, bulaşık leğenimi vermem. Ama babası burada sonuçta. Gençler de birbirini sevdiyse gelsinler. Ha, Nurcan meselesine gelince, o hep gergin zaten. Onun gerginliğini şey edecek olsak, kızlar evde kalır ya. Damat, sen Dudu'yla konuştun mu? Dudu ne diyor bu konuda? Tabii tabii, Nuriye Dudu'yla konuştu. O iş tamam. Bizim gönlümüz var diyorsun yani. Var babacığım. 25 yıllık değişmez muhtarımıza kız vermek bizim için onördür. İyi oğlum, siz böyle diyorsanız biz ne diyelim? Bulaşık leğeni diyorum ben. Kızınla gönlü varsa bize sevenleri ayırmak değil, birleştirmek düşer. Hayırlı olsun o vakit. Yalnız babacığım, abimin Nurcan yaklaşımını bir kere daha istişare etmekte fayda var diyorum. Seyfettin beni anladı. Hayır yani ben en çok Duru'ya üzülüyorum ya. O herhalde evde kalacak bu Nurcan yengemin yüzünden. Niye ya? Ya ne demişler? Anasına bak, kızını alma. Ya gülmen. Hayır. Siz nasıl teyzeyim buyursanız babacığım. Duru evde kalacak deyince ben de... Evde kalırım Meli. Vallahi bu işin içinden çıkamazsak babam da beni sana vermez. Sonra ben de başka kimseyle evlenemem. Anlıyorum ama şu anda kimse gözükmeden çiçek ve çikolata yasak olmam lazım. Versene sen şunu bana. Alo, Boncuk. Bak Veli bana bir şeyler anlattı ama şimdi sen hemen apar topar misafirhanenin oraya gel. Bizim plan yapmamız lazım kızım ya. Yoksa var ya, babam hepimizi saksıya diker, süs biberi olarak yetiştirir ha. Ay bu ne saçma bir örnek oldu böyle abi ya. Ya ne yapayım işte Boncuk. Köy şartlarına ayak uydurmak için ben de köy şartlarına uygun espriler yapıyorum. Hem sen benim esprilerimi eleştirmeyi boş ver de bir an önce buraya gel ya. Of tamam tamam geliyorum hemen. Çikolata ya.